Merhaba arkadaşlar. Şu hayatta benim böyle vazgeçemeyeceğim en büyük deneyim, en güzel dakikalar herhalde ders verdiğim dakikalardır. Ders vermek gibisi başka hiçbir aktivite bana bu kadar haz vermiyor diyebilirim yani. Gerçekten ders verdiğim zamanlar kendimi en canlı yaşıyor hissettiğim zamanlar. Ve bence bunun için ben hoca oldum. Bunun için yaşıyorum. Hani bu şeyi çok iyi anlıyorum ya. Hani böyle sahnede ölmek isteyen sanatçılar vardır ya, Zeki Müren de mesela o şekilde sahnede veda etmek için falan o ilaçlarını almamıştı falan, hatırlarsınız o şeyi. Öyle bir hani son nefesimde bile işte tiyatroda öleyim falan diyen tiyatrocuları falan hatırlayın yani. Ben de aynı şekilde böyle hoca olarak işte bir şeyde, üniversitede ders verirken filan can vermek isterim herhalde. Yani çok bana hayatımın en güzel dakikaları böyle ders verme kitle olduğum dakikalar diyebilirim. Gerçekten çok özel şeyler bunlar. Böyle sanatçının konser vermesi gibi aslında. Çok da fark yok. O da bir sahne. Orada da sen, atıyorum, Cem Yılmaz nasıl stand-up yapıyor, sen de dersine o şekilde, o ciddiyetle aslında hazırlanıyorsun. Öğrencilerin hayatından mesela 2 saat alacaksın. O 2 saatte gerçekten çok iyi bir yatırım yapacaklar. Sana güvenmişler, sana gelmişler, senin dersine. O ders saatinde gelmeyebilirler. Başka gidip para kazanabilirler, bir işte çalışabilirler. Girişimci olup ne bileyim online satış falan ya da başka bir online öğrenebilirler. TikTok'ta güzel vakit geçirebilirler. Sinemaya gidebilir. O kadar çok yapabilecekleri ki, çok güzel bir bilim kurgu okuyabilirler. Yapabilecekleri o kadar güzel aktiviteler var ki 2 saatte dünyaları yaparsın yani. O 2 saati sana ayırmışlar ama. Ve sen hoca olarak bunun hakkını vermek zorundasın. Bu ciddiyetle, bu böyle kendini %100 vererek, o dakikada bütün her şeyini ortaya koyarak, o dakikanın içinde ölümsüz bir deneyimi nasıl ben yeşertirim? Yani unutamayacakları bir öğrenme deneyimi, hakikaten ilham veren bir deneyim oluşturabilir miyim? Bunu nasıl tasarlarım? Mesela TikTok dikkatleri tutmak için inanılmaz bir algoritma, değil mi? Yani TikTok'un algoritması o kadar yapay zeka ile ileriye sıçradı ki, ve artık oradaki creator'lar o kadar tuhaf ve ilginç ve o kadar manyak şeyler yapıyorlar ki, ve rekabet o kadar kızışmış durumda ki, sen 10 saniyeni bile nasıl harcayacağını, binlerce alternatifim var. TikTok onun için böyle çok korkutucu yani. Çünkü o kara delik gibi, girdiğin anda çıkamıyorsun oraya. Manyak bir şey yani. Dolayısıyla böyle bir TikTok çağında dikkatlerin esir alındığı, Netflix'te yüzlerce binlerce filmlerin, dizilerin olduğu, Disney'i ayrı, YouTube'u ayrı, bilmem nesi, web siteleri ayrı, Masterclass'ı ayrı, Skillshare'ı ayrı, online platformlar coşmuş durumda her yerde yani. Bütün bu seçeneklerin arasında arkadaşlar, siz hoca olarak farklı bir deneyim sunmak zorundasınız ve niye sizin dersinize gelsinler? Yani niye gerçekten onlara bunu sevdirerek, hani hakikaten ben çok severek, sevdirerek beni en çok heyecanlandıran şeyleri paylaşmam lazım ki o 2 saatin hakkını vereyim. 2 saat çalacağım öğrencilerimin hayatından, buna değmesi lazım. Hayatları boyunca kullanabilecekleri, ya onlara beceriler vereceğim, ya unutamayacakları bir öğrenme yolculuğuna çıkaracağım onları. Sıra dışı bir şey yaptırmam lazım. İşte bunun bilinciyle arkadaşlar ben hareket ediyorum ve çok zor bir şey. Evet, bazen böyle dersten önce heyecandan, hakikaten fazla heyecandan strese giriyorum falan. Ama ders sırasında da bütün o stresi unutup hakikaten coşuyorum falan. Dersten sonra da o dopaminle, o şeyle, o güzellikle, benim belki de hayatta en mutlu olduğum şeyler dersin bitiş anlarıdır yani. Hoca, öğrenciler gelir işte, hocam çok güzel bir soru sorarlar, çok güzel bir perspektif verdiniz derler, güzel bir feedback verirler, orada bir muhabbet edersin, sorularına cevap verirsin falan. Ya da bir öğrencine kahve içersin falan. Böyle oradaki söyleşiye devam edersin, konulara, konuşmaya falan. Böyle bu hayatımın en tatlı, güzel dakikaları dersten sonra işte 3 tekerlekli bisikletimle eve döndüğüm ya da işte dersten sonra öğrencilerimle konuştuğum falan dakikalardır. Hakikaten, çünkü o inanılmaz bir haz veriyor. O bir şeyleri değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun ve gençlerin hayatında yepyeni pencereler açıyorsun. Bence bu olabilecek, yaşanabilecek en güzel deneyim ya. En güzel
En kutsal meslek o açıdan da. Öğretmenlik gibisi yok, hocalık gibisi yok bence. Dolayısıyla ben 24 Kasım gelmedi ama bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir güzel bir görev yaptıkları için. Ama bunun da hakikaten hakkını vermeleri lazım. Bu da işte ezbercilikten çıkarak kalıpların dışında gerçekten hayatlarını dönüştürecek yepyeni öğrenme metotlarını, sistemlerini, becerilerini biz nasıl kazandırırız ve dikkatleri nasıl eğlenceli şekilde toparlayarak unutamayacakları bir deneyim tasarlarız A'dan Z'ye. Her dakikasını ince 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 ilmek ilmek ördüğümüz deneyimler nasıl tasarlayabiliriz ve bunları nasıl sunarız? Yani mesela Elon Musk bu dersi verse nasıl verirdi? Ya da Oprah gelse bu dersi verseydi nasıl verirdi? Bu şekilde kendimize bunu sormamız lazım. Ya da Bill Gates gelse, dünyanın en zengin insanı ya da işte ne bileyim dünyanın en iyi aktörü Meryl Streep gelse bu dersi nasıl verirdi? Yani hakikaten böyle Cem Yılmaz gelse bu dersi nasıl verirdi yani? Ya da Tolga Çevik gelse bu dersi nasıl eğlenceli hale getirirdi? Bu şekilde düşünerek bizim sıra dışı kalıplarla hakikaten sıra dışı katkı üretmemiz gerekiyor ve dersine hakkını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bütün öğretmenleri de bu çok zor bir iş. Kolaylıklar diliyorum, başarılar ve heyecanlar diliyorum. Bu mesleki aşkınız, şevkiniz inşallah hiç bitmesin. Böyle alev gibi yansın ve bu sevgimizi biz dünyadaki herkesle paylaşalım. Teşekkür ederim.